Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarifim kıymalı pide tarifi. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Nefis bir tadı var. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, iç harcımızın malzemeleri 4 su bardağı unumuz var. Hamurumuzun malzemeleri açıklama kısmına da yazacağım inşallah. Şimdi ılık suyla şekeri, mayayı hepsini bir araya birleştirelim. Biraz karıştıralım. Karıştırdıktan sonra bir 5-6 dakika dinlendirelim. Evet arkadaşlar, dinlendi. Şimdi diğer malzemelerimizi katalım. Unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Unu kontrollü ekleyelim. Bir anda eklemeyelim. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Sert olmayacak. Hani elimize yapışacak hamur olacak. Tabi çok yapışmayacak ama yorulduğu zaman zaten yorulmuş hamur elimizi bırakır ama biraz daha yumuşak olacak yani. Evet arkadaşlar, hamurumuz yoruldu. Üzerine biraz un serpelim. Ağzını kapatalım. Üzerine de bir bez örtelim. Yaklaşık 1 saat mayalansın. O esnada biz de iç harcımızı hazırlayalım. İç harcını çiğden de yapabilirsiniz. Ben kavurmayı tercih ettim. Böyle de çok güzel oluyor. Az bir şey de tereyağı kattım üzerine. Baharatlarımızı da ekledik. Bir tatlı kaşığı da salça var arkadaşlar. Çok aşırı pişirmeyelim. Bunları böyle gelişi güzel karıştırıp diğer sebzeleri de katacağım. Sonrasında altını kapatacağım arkadaşlar. Gerçekten yani iç harcımız bu haliyle de enfes oldu, nefis oldu. İç harcımız artık hazır. Maydanozumuzu son ekledim. Altını kapattıktan sonra ekledim.
Evet, hamurumuz mayalanmış. Hamurumuzun biraz havasını alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tel tel olmuş hamur. Güzel mayalanmış. Tezgahın üzerine alalım. Hamuru istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Büyüklük tercihi size kalmış arkadaşlar. Ben 6 adet yaptım. Bunu büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Kendi arzunuza göre üzerini bir bezle örtüp bir 10 dakika dinlendirdim. Şimdi yapmaya başlayalım. Şeklini verelim artık. Bu şekil hepsini yapalım. Sonrasında iç harcını ekleyeceğiz. Kenarlarını da bu şekilde kapattıktan sonra üzerine kenarlarına yumurta sarısı sürelim. +180 derecelik fırında 25 dakika pişirelim. Fırının ısısına göre değişebilir tabi bu. Bunu şimdi fırına, ısıtılmış fırına verelim. Ben tabi bunları hazırlarken arkadaşlar diğeri pişmeye başladı. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Muhteşem bir lezzet. Evet arkadaşlar, ilk hazırladığım pideler pişti. Kokusu yani muhteşem, şahane. Kenarlarına da tereyağı sürelim. Sizin kendi arzunuza, isteğinize bağlı ama tereyağlı gerçekten muhteşem oluyor. Varsa tereyağını sürmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten enfes oldu. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bildirim butonunu açmanızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın inşallah. Diğer videolarımda görüşmek üzere.